Merhaba, iyi günler. Profesör Mustafa Öztürk'le şeriat konuşacağız. Son günlerin gündeminde çok ciddi bir şekilde yer alan bir olay biliyorsunuz. Hocam merhaba. Merhaba. Şimdi 30 yaşına yeni basmış agnostik bir genç, Diamond ya da Diamond Tema'nın bir astrontok isimli şeriat savunucusu bir başka gençle tartışması ortalığı bayağı karıştırdı, ama bu zaten siz ilahiyatçıların yıllardan beri bildiğiniz hususlar, İslam tarihinin çok eski hususları bunlar zaten, ama tekrar bunun üzerinden bir geçmek farz oldu. Arayı da açmıştık. Ya şimdi geçen Diamond Tema ile bir konuştum, ondan sonra da dün kendisine sordum nasıl karşılıyorsun tartışmaları diye. Şöyle çok anlamlı bir cevap verdi. Dedi ki, ülke için hayırlı oldu ama benim için değildi. Neden? Ben de katılıyorum ya. Ben de zamanında vahyin mahiyetine dair ben de bir şey söyledim. İlahiyat camiası için hayırlı olduğu için oldu ama benim için sıkıntılı olmuştu. Diamond'ın da başına gelen benzer bir şey oldu. Katılıyorum söylediği şeye. Fakat olayın akabindeki değerlendirmeler, yorumlara baktığımda böyle bir takım komplo teorisine benzer yaklaşımlarla izah edilmeye çalışılan yorumlar da var. Onları ben biraz ahlaksızca buluyorum. Mesela şöyle, 28 Şubat günlerine gönderme yapıyorlar. O zamanlar Müslüm Gündüzler, Fadime Şahinler vardı. Şimdi de bu İlahiyatçılar çıktı. Bir 14 tane şeriat karşıtı bildiri yayınladı. Muhtemelen birileri gene bir yerden düğmeye bastı gibi böyle akıldane yorumlar yapmışlar. Ama bunları düşünen kişiler bir de şöyle düşünseler acaba. Diyarbakır'da Starbucks'ı basıp şeriat isteriz diye nara atanlar, adliye koridorlarında şeriat isterik diye bağıranlar, bir de bu veyahut sokaklarda miting meydanlarında şeriat isterik deyip Gazze'yi bahane edip slogan atanlar, acaba onlar açısından bakıldığında birileri düğmeye basmış olamaz mı? Yani biz burada durduk yere bir şeriat istemeyiz, biz laik cumhuriyet kazanımlarını kaybetmek istemiyoruz diye kendi kendimize birdenbire kalkıp böyle bir bildiri yayınlamadık ki. İşte o gencecik çocuğun orada söylediği bir söz var. O söz neydi? Hocam tekrar edelim. Kardeşim şeriat istiyorsun güzel, ama eğer senin şeriat dediğin şey Hazreti Muhammed'in, işte Buhari'nin metni, eşi Ayşe'nin dilinden bizzat aktarılıyor. Ben 6 yaşında peygamberle nişanlandım. 9 yaşında da evlendim diyen ve bu evliliğe onay veren bir sistemde insan haklarından söz edilemez dedi diye Adalet Bakanlığı yakalama kararı çıkarıyorsa, ama aynı Adalet Bakanlığı, Aile Sosyal Bakanlığı o Hira Nur Vakfı'ndaki çocuğa bir nevi taciz, tecavüzde bulundunuz diye onunla evlenen adamı ve ona kızı veren adamları, ebeveyni içeri tıktırıyorsa, bütün bu çelişkiler bizim gözümüzün önünde olup bitiyorsa, kim şimdi kalkıp da bu şeriat karşıtı bildiri imzalayan ilahiyatçılar, efendime söyleyeyim, birilerinin düğmeye basmasıyla ajan mıdır, etki ajanı mıdır diye kalkıp bize yaftada efendim bir takım çirkin isnatlarda bulunuyorlar. Anlayabilmiş değilim üstad. Hocam istersen yani biz bu şeriat meselesine, ayrıca şeriat İslam değildir meselesini bu vesileyle konuşmadık. Biz vakti zamanında güzel bir dergi çıkardık. Üstadım senin de bilgin vardır onlar. İslamiyat diye duymuşsundur. Evet biliyorum. İslamiyat dergisinin en popüler, en okkalı, en içeriği güçlü sayılarından biri şeriat dosyasıdır. Şeriat dosyası adlı sayıda Roger Garudi'den tutun, Hasan Hanefi'den çıkın, bütün görüşleri aldık. Şeriatın İslam dini ne tekabül etmediğini, onun güncel hukuk alanını karşıladığını, bunun da değişkin ve dinamik olduğunu söylemiştik zaten.
Bu yeni bir şey değil ki. Sen de sözünün arasındaydın. Bu mesele ilahiyatçıların öteden beri bu evrensellik, tarihsellik tartışmaları çerçevesinde sürgüt devam ettirdiği bir mevzu yani. Yeni değil yani. Evet. Peki hocam, işin biraz etimolojisiyle gidelim. Şeriat derken bir bunun bir kelime anlamı var, bir de tarihsel anlamı var. Şimdi şeriat isteriz diyenler belli bir tarihte donmuş bir şeyi mi talep ediyorlar? Yoksa günümüz koşullarını İslam üzerinden okuyup ona göre değerlendirmeyi mi? Biraz karışık olduğunun farkındayım ama anladım. Üstadım, ben şeriat isteriz diyenler her kimse, onların ne istediklerine dair gerçek bir fikir ve bilgi sahibi oldukları kanaatinde değilim. Bir kere bunun şeriatı kutsayan, dini bir kavram olduğu için değerli sayan, muhtemelen cahilliğinden ötürü İslam dininin bizatihi kendisiyle aynileştiren avam tabakası ne istediğini bilmiyor. Belki hadi onları iyi niyetli sayalım. Fakat beri tarafta şeriat isteriz diyen az çok İslamcı tırnak içinde kesimin de şeriat isterken hangi şeriatı, ne menen bir şeriat, modern dünyayla o şeriatın nasıl uzlaştırılabileceği, uzlaştırılamayacağı konusunda da bir fikir sahibi olduğu kanaatinde değil. Yani bunlar avamı geçtik. Bu daha çok az çok mürekkep yalamış İslamcı tayfanın şeriatçı yandaşları şeriat isteriz derken neye sahip çıktıklarını, yani Osmanlı tipi bir şeriatın peşindeler mi? Hani biraz Bizans, bugün Türkiye Cumhuriyeti'ndeki devlet, siyasetle Diyanet arasındaki ilişkiyi anımsatır tarzdaki şeriatı mı? Veyahut Taliban vari Hanefi, aynı zamanda medrese kökenli, aynı zamanda Nakşi Kadiri bir tasavvufi altyapı da sahip, üçünün birden böyle harmanlandığı bir şeriatı mı istiyorlar? O konuda da bir fikir sahibi değilim. Yani hakikaten bir şeriat isteriz derken kastettikleri pratik ne? Taliban vari bir şeriat mı? Yoksa Osmanlı vari bir şeriat mı? Ne kadar şeriatsa? Veya Suud vari, Hanbeli kökenli bir şeriat mı? Bilmiyorum yani. Hiçbir kanaatim yok. Ama emin olun onların da bilgi düzeyinde, içerik düzeyinde ne istediklerine dair bir fikir sahibi olduklarını düşünmüyorum. Peki o sadece zaman bunun bir kutuplaşma zemininde bir itiş kakış söylemi olarak bunu dile getirdiklerini düşünüyorum hocam. Tam da onu söyleyecektim. Yani bir slogan olarak bir cazibesi varmış gibi geliyor. Öteden beri Türkiye'de aslında laiklik tartışmalarının göbeğinde de şeriat vardır ve anketler yapılırdı, hatırlıyorsun zamanında. Sorulurdu, şeriat isteyenlerin oranı %4-5 falan. Bunlar hayatta bir şey olamaz denirdi. Sonra Refah Partisi yükseldi, geldi vesaire oldu. Şimdi şeriatın her iki taraf tarafından da kullanışlı bir sözcük olduğunu görüyorum ben. Yani İslamcılık karşıtı çevrelerde de, İslamcı çevrelerde de, ama ne dendiğini çok da fazla anlamıyor. Genellikle ilk akla gelenler kafa kesmek ya da ne bileyim işte kırbaç cezası vesaire gibi bir takım çok sert bir takım cezalandırmalar sanki. Üstadım, ben galiba herhalde pratiği uygulansa bu şeriatın bu topraklarda kitabi olarak diyorum. Şu anda Afganistan'daki Taliban rejiminin pratize ettiği şeriatın birebir aynısının uygulanması gerekir diye düşünüyorum. Çünkü Afganistan Talibanı bir, Hanefidirler. İki, Nakşi altyapıya sahiptirler. Üç, bizim Türkiye'deki şeriatçıların da pek sevdiği bir medrese kökenine sahiptirler. Bu üç unsur Türkiye'deki Osmanlıcı, İslamcı ve şeriatçı kesimin önemsediği unsurlar. Bu üçünden, yani yabancı bir şeriat değil bizim din anlayışımıza. Şimdi peki Taliban'ın şu anda pratize ettiği İslam Afganistan'da neye benziyor diye sorarsanız, ben şimdi burada tek tek
konu konu anlatmayayım, güncele dair. Kadına nasıl bakıyorlar, eğitime, öğretime, efendime söyleyeyim, kültüre, sanata, şuna buna, özgürlüklere falan filan. Sadece Mehmet Ali Büyükkara'nın İslam'ın Talibancası diye bir makalesi var. İslam'ın Talibancası. O makaleyi okusunlar. O makalenin İslam'ın Taliban yorumu nasıl oluyormuş, bugün Afgan'da nasıl uygulanıyormuş baksınlar. Ama Türkiye böyle bir Taliban İslam'ını tolere edebilir mi? Şeriat isteyenler de dahil mümkünatı yok. Yani biraz egzecere edeyim isterseniz. O Taliban şeriatı bugün buraya gelsin, ilk isyanı, ilk itirazı gene bu şeriat isteriz diyenler başlatacaklardır. Ben bunların bu işte dediniz ya, bu kullanışlı bir kavram. Yani iki tarafta o kutuplaşma sürecini bilemeleri ve onu sürekli yüksek gerilim hattında tutabilmeleri, aynı zamanda kendi taraftar kitlelerini konsolide edebilmeleri için geçmişte başörtüsü gibi, şimdi de şeriat kavramı gündeme geldi. Bu iki taraf için de kullanışlı bir kavram. O yüzden böyle bir şey var. Biz o bildiriye imza atmamızın sebebi bize kullanışlı geldiği için olmaktan ziyade Cumhuriyet kazanımları, laik değerlerin önemi ve şeriatın aslında insanoğluna huzur, mutluluk vaat edecek bir potansiyele sahip olmadığı kanaatimizi, fikrimizi, gerçekten sonuna kadar savunduğumuz inancımızı dile getirdik. Ben İslam denen şeriatın zaten çoğusu yorumdan ibarettir. Çünkü şeriatın hukuk alanı son derece kısıtlı bir içeriğe sahiptir. Naslar üzerinden giderseniz, yani ayet ve hadis müktesebatını esas alıp bir şeriat tanzim edeyim derseniz, bir kasabayı yönetemezsiniz. Yok, buna İslam hukukçularının içtihat ve görüşlerini eklerseniz, o tanrısal ilahi bir şeriat olmaktan ziyade fi tarihinde, şu veya bu tarihte İslam hukukçularının kendi yaşadıkları dönemin sorunlarını çözme konusunda ortaya koydukları fetvalar ve görüşlerden ibarettir. Hocam ya, şimdi araya bir gireyim de tam bu noktada şimdi hadisleri daha sonra konuşalım ama mecburen dönüp dolaşıp hadisleri konuşmak zorunda kalıyoruz. Bir meşhur Asr-ı Saadet diye bir şey var. Tanım var. Hazreti Muhammed ve dört halife devri. Bunun Saadet Asrı olduğu ve bütün göndermeler de zaten buna yapılıyor. Şimdi ve şeriat istediğini söyleyenlerin büyük bir kısmına da sorarsan en fazla Asr-ı Saadet dönemindeki uygulamalar diyecektir. Bu Asr-ı Saadet tam olarak nedir ve günümüze uyarlanabilmesi, taşınabilmesi ya da ona dönebilmek mümkün mü? Asr-ı Saadet kavramı bizim İslam dünyasında Müslümanların romantize ettiği bir kavram. Öyle bir mutluluk asrı, çağı, dönemi bana göre olmadı. Peygamberin dönemi, evet, peygamberin rehberliği ve kurucu önderliği, liderliği ve onun aynı zamanda İslam denen bir tecrübeyi dünya tarihine sokması açısından önemli bir dönem. Ama her şeyin muhteşem, mükemmel, dört dörtlük, kusursuz, adeta bir yeryüzü cennetine dönüştüğü bir Asr-ı Saadet dönemi diye bir şey yok zaten. Bu Asr-ı Saadet Müslüman dünyanın, İslamcı dünyanın kendi, efendime söyleyeyim, ürettiği bir romantik bir kavram. Ben Saadet Asrı diye bir asra inanmıyorum. Hatta biz bu Saadet Asrı'na dört halifenin dönemini de eklersek, oradaki kavganın, gürültünün, kan dökmelerin, ihtilafların, çatışmaların haddi hududu yok. Hatta oradaki çatışmalar bütün bir 15 asırlık İslam tarihinin bütün kritik tartışmalarının fitilini ateşlemiştir. Ben Asr-ı Saadet diye bir kavramın içeriğine inanmıyorum. Gerçekliğine de inanmıyorum. Bunu söyleyeyim. Bana göre Asr-ı Saadet diye bir durum yok. Evet, peygamberin yaşadığı
ve İslam'ın insanlığın tarihine, gündemine soktuğu bir dönem var. Bu önemlidir, değerlidir. En azından tarihsel açıdan değerlidir. Ama orası bir dünya cennetiydi. Yani biz bir ütopya, bizde asr-ı saadet bir ütopya gibi algılanıyor. Öyle bir güneş ülkesi gibi, efendime söyleyeyim, Campanella'nın veya Thomas More'un veya Farabi'nin Medine-i Fazlası gibi öyle bir dünya yok hocam. Bunu geçelim. Asr-ı saadet döneminde uygulanan neydi? Uygulanan 10 bin kişilik Medine halkının, ki bunun 5 bini Yahudi, 1500'ü müşrik, birkaç bini de Müslümandan ibaretti. Birkaç bin kişilik Müslüman, yani bu yaklaşık, hani peygamberin veda haccı okuduğu zaman çok kalabalık bir Müslüman kitleye, 100 bin kişiye hitap ettiği söylenir de, peygamber Medine'ye hicret ettiğinde orada 1500-2000 Müslüman var. 2000 kişiyi sevk ve idare ettiğiniz bir sistemden bahsediyorsunuz. 2000 kişi yani. Yani bir nasıl söyleyeyim, bir askeri birlik kadar bir şey yani. Bu yani herkesin yüz yüze geldiği, herkesin birbirini tepeden tırnağa tanıdığı, günde belki sokakta 3 kere karşılaştığı küçücük bir kasaba ölçeğinde yaşanan bir hayatı tanzim eden hukuk kodları. Bu hukuk kodlarının da yaklaşık %80'e yakın bir kısmı İslam öncesi Arap örfünün uygulamalarıdır. Ve aynı zamanda birçok hükmü de Yahudi şeriatından bir bakıma aktarmadır. Özgün bir İslam hukuku da yok. Şimdi Arap'ın İslam'dan önceki uygulamaları o günkü toplumun alışkanlıklarıyla paralel olarak hala işlevsel ve işlerlik özelliğine sahipse, İslam da bunu almış, kendi toplumunun içerisinde eritmiş, onu bir bakıma İslamileştirmiştir. Arap örfünün fiili uygulamalarını tanrısal bir şeriat olarak addedip tarihin sonuna kadar bütün insanlığın sorunlarını çözebilecek bir kapasiteye sahip olduğunu düşünmek, yani insanoğlunun kendi aklına, kendi fikrine en büyük saygısızlığıdır. Kaldı ki Kur'an-ı Kerim 10 yıllık Medine sürecinde, 10 yıllık Medine sürecinde bir avuç Müslümanın kendi yaşadığı sosyolojideki günübirlik değişmelere bağlı olarak kendi hükmünü bile kaç defa revize etmiştir. Yani Kur'an metni 10 yılda Hazreti Muhammed'in arkasındaki bir grup Müslümanın yaşadığı konjonktürel değişikliklere ve şartlara göre kendi hükmünü, dünkü hükmünü bugün revize ederek gelmiştir. Biz bunu İslam ilim geleneğinde nesih teorisi olarak biliyoruz. Ya 10 yılda bir avuç Müslümanın yaşadığı dünyada Tanrı'nın hükmü değişebiliyor ve revize edilebiliyor da, o gün bugündür, tarih mi dondu, insanlık mı dondu, şartlar mı dondu, dünya mı dondu? Hiç o günden beri o gün söylenen şey hiç değişmiyor, hiç fazlalaşmıyor, eksilmiyor, artmıyor. Şunu söyleyeyim üstadım, şeriat isteyenlerin bir kısmı cahilliğinden belki kutsal saydıkları dini bir değer atfettikleri için istiyor olabilirler. Onlara bir şey demiyorum. Ama az çok işi bilenlerin bu kullanışlı bir kavram olarak, kutuplaşmanın bir parçası olarak bunu manivele olarak kullanmalarının son derece ahlaksız olduğunu düşünüyorum. Şundan düşünüyorum. Bugüne kadar madem şeriat İslam, bizim dediğimiz gibi İslam şeriat değildir dedik, onlar hayır, İslam tam tersine şeriatın ta kendisidir ya da şeriat İslam'ın ta kendisidir diye cevap verdiler. Böyle itiraz ediyorlar değil mi? Ya kardeşim, şeriat İslam'ın kendisi ise neden bu şeriatın bahsini ettiğiniz, hani o sert hükümleri de dahil, bunların neden uygulanmadığına, ne zaman uygulanacağına, hele de bugün tepeden tırnağa Müslüman hassasiyetine tırnak içinde sahip bir siyasi iktidarın onca gücüne, iktidarına, kudretine rağmen neden bu kadar duyarsız, sorumsuz, eyyamcı yaşıyorsunuz? Şeriat için kendinizi parçalasanıza, mesela çıksanız, zina edeni tespit ederseniz
devlet 100 sopa vursun, kadılık sistemini getirin, Diyanet Başkanlığı'nı Şeyhülislamlığa çevirin, efendime söyleyeyim, kısas hükmünü getirin, gerekirse savaş hukukunu yeniden güncelleyelim, kölelik, esirlik, cariyelik hukukunu getirelim, ganimet hukukunu getirelim, ehli kitapla, yani bugün Hristiyan veya Yahudi bir ulusla savaşır ve kazanırsak onlardan cizye alalım veya Osmanlı bünyesinde İstanbul'daki Levantenleri, azınlıkları, gayrimüslim azınlıkları zimmi statüsüne geçirelim diye. Bu şeriatın güncellenmesi ve tatbik edilmesi için neden kıpırdamıyorsunuz? Neden eyyamcı davranıyorsunuz? Neden sadece burada bir Diamond Tema meselesi çıkınca kalkıp ortalıkta lo 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 edercesine şeriat isteriz diyorsunuz? Ama güncel hayatta benden de Ruşen Çakır'dan da daha modernist, daha seküler, şeriata karşı çok daha duyarsız bir şekilde yaşıyorsunuz. Madem şeriat istiyorsunuz, bakın siyasi iktidarın referansları da, değer seti de, şusu da, busu da, hassasiyetleri de oldukça yakın. Dediğinizi de dikkate alır bir şey kadrosu var. Gidin baskı yapın, şeriatın tepeden tırnağa Türkiye topraklarında pratize edilmesi için çalışın, çabalayın. Neden eyyamcılık yapıyorsunuz? Neden şeriatın niçin uygulanmadığına dair kılınız kıpırdamıyor? Ahlaksızsınız çünkü. Gerçekten şeriat istemiyorsunuz. Bu neye benziyor biliyor musunuz? Müslümanları sürekli Orta Doğu'yla, Müslüman dünyasıyla, İslam kardeşliğiyle efendim Doğu tarafına baktırıp kendi özel hayatlarında çoluk çocuklarının ikbalini, istikbalini, kendi geleceklerini, yarın bir gün yaşamayı düşündükleri yerleri nazara itibara aldığınızda sürekli batı yönüne göç eden bu iki yüzlülüğü, bu çifte standardı burada da yapıyorlar. Dikkat edin, yani konuşurken, kendilerini refere ederken, prezente ederken İslam'dan, Doğu'dan, İslam kardeşliğinden, Müslüman halklardan ama istikbal ve ikbal söz konusu olduğunda, kendi çocuklarının eğitimleri, gelecekleri söz konusu olduğunda sürekli istikameti batıya çeviren, efendime söyleyeyim, böyle iki yüzlü bir bakış açısı. Bunu bunu şeriata sahip çıkmaz. Şeriat nutku atarken de yapıyorlar işte. Bunu söyleyeceğim. Bir örnek vereceğim. Tam bu olaya gelmiyor ama bugün yaşadığım bir olay. Benim biliyorsun okyanus ötesinde beni çok seven Fethullahçılar var. Her yazdığım ettiğime bana anında şey yapıyorlar. Onlardan bir tanesi var. Evet, bir tanesi var. Tanımıyorum etmiyorum ama sürekli bana sataşıyor. Bugün şeyini gördüm. Amerikan vatandaşı olmuş. Var ya, yemin ediyorlar. Vatandaşlık yemin ediyorlar. Videosunu paylaşmış. Adını da Turgay'ın üzerine bir de Joseph eklemiş. Ve bunu bir de kendisi şey yapıyor. Yani Joseph Turgay Karagöz. Yani şimdi biz burada ülkede her türlü şeyi göze alarak bir şekilde bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ama atıp kesip ondan sonra tam senin söylediğin gibi şey oluyorlar. Neyse. Evet. Hocam şunu soracağım. Hadis meselesi. Bu da çok eski ve çok yaygın bir tartışma ama Diamond Tema olayında da çıktı ki ortaya. Onun referansı hadis kitapları ve hadis kitapları devlet tarafından onaylı, belki de devlet tarafından bastırılıyor, satılıyor ve bunlar her yerde dini müfredatta da kullanılıyor. Şimdi cilt cilt kitaplar var. İlk aklıma gelen Buhari, Tirmizi vesaire. Bu çok eski bir tartışma tabii de sonuç olarak bu hadisler, hani hadis karşıtlığı vesairesinin dışında bir yerden bakacak olursak bu olayda mesela işine geldiği zaman hadisler geçerli kabul ediliyor. İşine gelmediği zaman kabul edilmiyor gibi bir durum var sanki. Yani çünkü orada Diamond Tema diyor ki ben bunu şeyden okudum. Ne derler? Buhari'den okudum. Yani kendi kafasından uydurma bir şey değil. Bu mesele
hep sık sık karşımıza çıkıyor değil mi buna benzer olaylar? Hocam bu Müslüman ilim camiasının, ilahiyat camiasının bakın bu konuda en tutarlı olan kesimi, yani kabul ettiğim, onayladığım, onların din anlayışını tasvip ettiğim için değil. En tutarlı kesimi bu sonuna kadar gelenekçi olan kesimdir. Yani Buhari'de deve sidiği içerseniz size iyi gelir, şifa verir diyorsa, bu Buhari'de yazıyorsa kardeşim bu kıymetlidir, değerlidir ve deve sidiği içilmelidir. Ben bunun hala arkasında duruyorum diyen adam bana göre tutarlıdır. Niye tutarlıdır? Buhari'yi satmıyor. Yani haraç mezat satmıyor. Sonuna kadar her şeyiyle sahipleniyor. Fakat İslamcıların geneli böyle değil. İslamcıların geneli kaypak güreşiyor, kaçak güreşiyor. İşlerine gelen yerde kendilerini efendime söyleyeyim zora sokmayacak bir beyan, bir hadis muhtevası varsa onu sahipleniyor. O zaman Buhari'yi sonuna kadar kutsuyor, önemsiyor, değerli sayıyor. Fakat işte bu daimin tema meselesinde olduğu gibi Hazreti Ayşe'nin bizzat kendi ağzından ben 6 yaşında nişanlandım, 9 yaşında evlendim gibi bir hadis içeriğini Hiranur Vakfı olayı da aha şuracıkta dururken canlı karşınıza koyduğunuzda Buhari'yi haraç mezat satıyor. Buhari'ye sahip çıkmıyor. Bu sefer onun bunu Diyanet de yapıyor, bunu ilahiyatçıların büyük bir kısmı da yapıyor. Kimi zaman Buhari'yi satmak şöyle dursun, bütün tarihi yok saymayı yeniden sil baştan, yeniden tarih yazmak gibi bir şeye bile başvurabiliyor. Mesela bu küçük yaşta evlilik meselesinde kimileri Buhari değil, bütün rivayet müktesebatını yok sayıyor. Yani eğer siz böyle bir müktesebatı yok sayarsanız artık o zaman iş şuraya gider. Muhammed de yoktu, eşi Ayşe de yoktu, Hazreti Muhammed diye biri de gelmedi, savaşmadı da, tebliğ de yapmadı, hiçbir şey olmadı. Niye? Çünkü biz biliyoruz ki bir Ayşe ile bitmiyor ki olay. Ben cahiliyeden İslamiyet'e kadın adlı kitapta listesini verdim. Benim bulduğum 7-8 tane örnekledim. Mesela meşhur bir Şiilerle bizim Sünniler arasında meşhur bir tartışma konusu vardır. Ömer'in, Hazreti Ömer'in gidip Hazreti Ali'nin Ümmü Gülsüm denen daha 6-7 yaşındaki kızıyla evlenme meselesi. Orada bir takım çirkinlikler de anlatıldığı için onu pek gündeme getirmek istemiyorum. Ben size onlarca isim verebilirim. Yani erkek veya kız küçük yaşta evlenmiş veya evlendirilmiş. Fıkıh kitapları bunlara bahis açmış. Küçük çocukları evlendirme yetkisi babanın, velinin icbar yetkisi, mecburi yetkisi vardır, zorunludur. Efendime söyleyeyim. Hadis kitaplarının müstakil başlıklar açılmış küçük kızlarla evlenmenin ruhsatına dair. Kardeşim neresinden kurtarayım? Yani bir hadisi çektik Ayşe'nin yaşının önüne bir rakamı koyduk 19 yaptık. Hangi birini 19 yapalım? Tarih bu ya. Burada daha dürüstçe bir yaklaşım şöyle sergilenebilir. Ama siz metodolojik olarak, epistemolojik olarak kalkıp Buhari'ye önce bir kutsiyet atfeder. Onun Kur'an'dan sonra en kıymetli, en değerli dini kaynak metin olduğunu söylerseniz, her fırsatta bunu dile getirirseniz, sonra da birisi çıkar içinden böyle bir malzemeyi önünüze koyduğunda apışıp kalırsınız. Ya buna sahip çıkacaksınız ya Buhari'yi satacaksınız. Genellikle Buhari'yi satmayı tercih ettiler. Oysa şunu söyleyebilirlerdi. Arkadaşlar bu peygamberin eşi de olsa kendi döneminin bir örfüdür, geleneğidir. O dönemde, o topraklarda, o Arap coğrafyasında, o halkın bu yaşta çocukları evlendirmelerinde beis görülmüyormuş. Ama o kültürü buradan kınamak da, efendim aşağılamak da bizim işimiz değil. Şu olabilir ama şu bizim işimiz hiç değil. Bunu yapan Ayşe.
Bunun bir tarafında da peygamber varsa o zaman 6 yaşında kızlar evlendirilebilir. Hiranur Vakfı örneğinde olduğu gibi. Bunu bir dini referans gibi addedip bir 6 yaşındaki çocuğa bir nevi tacizi tecavüzü meşrulaştırmanın, çünkü bizim algımız bunun taciz tecavüz olduğu yönünde artık. Bizim kültürümüzde böyle şekillenmiş. Ben Araplar niye öyle bir örf ürettiler, ne çirkin demiyor. Kendi dönemselliğinde bırakıyorum. Uğraşmıyor. Tıpkı birinin giydiği şalvar benim ilgimi çekmediği gibi. Bir başka kültürün bir başka uygulaması beni alakadar etmediği gibi. Yani Arapların o örfü de beni hiç enterese etmiyor. Ama siz getirip bunu dini bir içerik atfederseniz, Buhari'de yazıyor derseniz, bu Buhari'nize sahip çıkacaksınız. Fakat İslamcılar şimdi Buhari'ye de sahip çıkmadılar. Diamond temaya soruşturma açanlar Buhari'ye de yakalama kararı soruşturma açmaları gerekir. Bu nasıl olur bu? Buhari metninin yayınımının kaldırılması lazım. Böyle çirkin, dinimizi aşağılayan bir bilgi içeren kitap yayınlanmamalıdır. Diyanet İşleri Başkanlığı mesela Tecrid-i Sahih-i Buhari tercümesini yayından kaldırmalıdır. Mevcutları da toplatmalıdır. Kütüb-i Sitte kitapları toplanmalıdır. Çoğu tercüme edildi. Bu bilgi Buhari'de var, Müslim'de var, Ebu Davud'da var, İbn-i Mace'de var. Kütüb-i Sitte'nin bildiğim kadarıyla dördünde var. Bunları toplatsınlar. Yakalama kararı böyle çıkarılsın. Yani bu dini metinler yasaklansın. Niye? Diamond Tema bu bilgiyi okudu diye adama yakalama kararı çıkardınız. Dürüst de değiller ya bu konuda. Bir tarafta bu işin bugünkü pratiğini yapan adamı içeri atıyorsunuz. Ya bu pratik insan hakları açısından izah edilemez dedi diye burada yakalama kararı çıkarıyorsunuz. Ya Ruşen Hocam, insan cinnet getirir böyle bir ortamda ya. Hakikaten hocam, delir misiniz ya? Hocam bir de şunu sormak istiyorum. Şeriat bağlamında dönecek olursak, şimdi hadislerden bahsettik, bir de meşhur hani Kur'an bize yeter diyenler var. Ve bunların içerisinde çok ciddi sayıda da aslında bayağı radikal İslamcı duruşa sahip olanlar da var. Yani Kur'an bize yeter deyip. Şeriat denen olayı, yani o şekillendirilen olayı sadece Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine bakarak şekillendirmek mümkün mü? Mümkün değil hocam. Mesela şeriatta içki içene 40 veya 80 sopa vurulur. Fakat Kur'an-ı Kerim'de içki içene ceza yoktur. Mesela örnek. Eşcinsellik. Kur'an-ı Kerim'de Lut kavminden bahsedilir. Ama şeriatta eşcinsele dair bir. Kimisine göre 80 sopa, kimisine göre 100 sopa, kimisine göre rejim, kimisine göre yakarak öldürme, kimisine göre yüksek bir dağ başından, yüksek bir tepeden baş aşağı atmak, peşinden de taş yuvarlamak. Bak bu son versiyonu İbn Abbas versiyonudur. Böyle cezalandı. Yakarak öldürme Ebu Bekir versiyonudur. Efendime söyleyeyim. Al. Bunun da cezası Kur'an-ı Kerim'de yok. Mesela sizin şeriat dediğiniz şeyin karşılığı bunlar Kur'an'da yok. Peki diyecekler ki olmasın canım, önemli değil. Biz Kur'an'dakini alırız. Tamam, Kur'an'dakini al. Kur'an'dakine gelince, Kur'an-ı Kerim'deki şeriata gelince, Kur'an-ı Kerim'deki şeriatın toplamı ceza alanı şu hocam. Hırsızın elini kesersin. Eşkıyalık suçu işleyeni 4 tane seçenek var, 3-4 tane. Ya asarsın, ya çaprazlama elini, kolunu, bacağını kesersin. Efendime söyleyeyim. Vesaire. 3. Başka? Zina iftirası attığında bir masum kadına 80 tane sopa yersin. Sen zina edersen ve evli değilsen 100 sopa yersin. Başka da bir cezamız yok arkadaşlar. Bütün ceza hukuku bu kadar. Kur'an şeriatı bu kadar. Ceza bu. 2 ceza daha var. 1 ceza. O da şey. Kısas ve diyet. Kısas yani insan öldürme veya müessir fiil, yaralama. Bunda da cana can, dişe diş, göze göz. Başka da yok.
Al sana ceza hukuku. Şu dört maddeyle bu dünyanın, efendime söyleyeyim, milyon çeşit suçunu organize et. Ne yapacaksın biliyor musun? Kur'an bize yeter deyip oturup çatır çatır akşamdan sabaha kadar kanun yazacaksın. Ceza hukukuna dair fetva üreteceksin, içtihat üreteceksin. Sonra da utanmadan Kur'an bize yeter diyeceksin. Hı? Dört tane hocam, dört. Zina, zina isnadı, eşkıyalık suçu, hırsızlık cezası, had cezaları. Limitleri belli. Başka bir kısas. Başka? Başka yok. O şaraplar, içmeler, bilmem şunlar, bunlar, livata, eşcinsellik, onlar hadislerden geliyor. Kur'an bize yeterciler, bütün ceza hukukunun çerçevesi bu. Medeni hukuka gelelim hocam. Ne var? Bir baksınlar Kur'an-ı Kerim'de medeni hukuk ne? Nasıl oluyormuş? Ticaret hukukuna dair ne var biliyor musun hocam? Borçlandığınız zaman alacak verecek imza atın, katip tutun, belge düzenleyin. Başka bir şey yok. Siz neyi idare ediyorsunuz ya bununla? O yüzden Kur'an orada, hadisler burada olmasına rağmen sadece Hanefi fıkıh ekolü şu orta çağda 80 bin bağımsız fetva üretmek zorunda kalmıştır. 80 bin. Siz ne, hangi Kur'an size yetiyor ya? Siz milyon çeşit suçun, milyon çeşit fiilin, akla, hayale, hafsalaya sığmayacak işlerin yaşandığı bir dünyada siz dört tane ceza hükmüyle hangi dünyayı sekme idare edeceksiniz? Ya hocam, bıktım ben bu gerizekalılarla artık uğraşmaktan, bunların konusunu konuşmaktan. İllallah ettim ya. Vallahi ya, ya Rabbi, bana azıcık bir akıllı muhalif, aklı başında azıcık donanımı olan insanlar nasip et de ben de onlarla konuşayım ya. Ya keşke bizim muhaliflerimiz böyle Spinoza, Kierkegaard, Hegel, Kant, böyle ya böyle insanlar olsa ya. Kur'an bize yeter. Kalkmış Amerika'dan, Antarktika'dan, oradan buradan car 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 senelerden beridir car 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 edip duruyorlar ya. Al al sana Kur'an-ı Kerim, dört tane ceza hukuku. Gel bu ülkeyi bir idare et de ben seni göreyim ya. Gel bir göreyim üstadım diye. Birisi bir gün bir imkan olsa da, bir deneme, bir tecrübe etme imkanı olsa da bu arkadaşlara şunu bize bir gösterin de yaşatın da öğrenelim desem keşke ya. Bıktık, usandık ya artık bunların bu böyle gerizekalıca ısrarlarından, aptalca efendim söylemlerinden, nutuklarından bıktım üstadım. Daha bana sorma bunları ya, Kur'an bize yeter. O zaman hocam işte, şeyle Allah'ı illallah etsin ya. Yeter dönüp ya. Dolaşıp herhalde laikliğe geliyoruz değil mi? Ben hocam bu ülkede insanların inançlarını yaşama özgürlüğünün de teminatının da nefes alma imkanının da laikliğe borçlu olduğunu, laiklikten başka bir imkanımızın, çıkış yolumuzun olmadığını düşünüyorum. Laiklik hocam. Benim için o nefes borusu diye baktığı zamanda söylemiştim. Ama burada Türkiye'nin son 100 yılındaki İslamcı, Batıcı, Cumhuriyet sonrası Kemalist, Atatürkçü, laik, seküler, muhafazakar, İslamcı kutuplaşması, çatışmasının yarattığı gerginlikle o laikliğin laikçiliğe, Müslümanların üzerinde bir sırtında bir sopaya dönüşmesi örneğinden bağımsız olarak ben gerçekten laiklik diyorum, laikçilik demiyorum hocam. Yani bir 28 Şubat tecrübeleri istemiyorum laiklik namına. O da bir rövanş almaydı. O da bir intikam ideolojisiydi. O da bir travmaydı. Nitekim onların komplikasyonu bugünkü iktidarı yarattı. Evet, o komplikasyon bu iktidarı yarattı. Bu iktidarın yarattığı ortam, bunun komplikasyonu da tekrar doğal mecrasında ve sürecinde bir dinden bir dine karşı bir mesafeli oluş hali yaratacak. Biz de bunun adını sekülerlik diye adlandırıyoruz. Yani bir seküler süreç, seküler evreye gireceğiz gibi geliyor hocam. Ve hatırlar mısınız hocam? Bizim lise çağlarımızda Atatürk,
ilke inkılapları, Cumhuriyet bayramları, Cumhuriyet bayramlarındaki kutlamalar, Atatürk'le ilgili ritüeller, o kadar böyle bir tür dayatılarak yapılırdı. Yani biz o zaman artık bunalmıştık yani. Ya bırakın kendi doğal halinde sevelim, kıymetini idrak edelim. Ama yani yukarıdan Atatürk, aşağıdan Atatürk, sağdan Atatürk, o bizde Atatürk antipatisi yaratmıştı. Şimdi de beri tarafta bu siyasal iktidar döneminde yaşanan ahlaki erozyon, dini değerlerin aşınması, bir takım cemaatlerin yaptıklarından dolayı dine karşı bir alerjinin, genel alerjinin ve antipatinin oluşmasıyla birlikte insanlar birdenbire dur ya, Atatürk, Cumhuriyet, laiklik diyerek tekrar Atatürk'ün, Cumhuriyet'in, laikliğin farkına vardılar. Bu sene, geçen sene Bağdat Caddesi'nde o yüz binlerce insanı Cumhuriyet Bayramı törenlerinde yürüten irade herhangi bir devlet iradesi falan değildi. Bir ideolojik CHP'nin yönlendirmesi falan değildi. Halk kendiliğinden aktı oraya. Neden aktı? İşte şimdiki bunalmadan, şimdiki aşınmadan aktı. Geçmişte üstadım şunu görüyoruz. Yani böyle cemaatlerin çok organize, dar çaplı inisiye yöntemleri, endoktrinasyon yöntemleri, efendime söyleyeyim, bir tür mühendislik projesi olarak sonuç verse de kitlesel, toplumsal ölçekte, topyekün bir milletin üzerinde mühendislik projesi pek yürümüyor ya. Bunlar aksül amele uğruyor. Yani bunlar ters tepkiler veriyor. Yani şöyle söyleyeyim, benim kanımca topyekün uluslar mühendislik projesine uygun şeyler değiller. Yani. Göreceksiniz AK Parti'nin şimdi Marif Yüzyılı diye bir tür nihai mühendislik projesini de uygulamaya koydular. Beklediği sonucun tam tersiyle karşılaşacaklar. Yani oradan bir tür inisiye edecekler genç kitleyi. Oradan bir tür endokrine edecekler. O vakıflar, dernekler, cemaatler üzerinden bir ideolojik aşı yapacaklar. Kendilerine bir insan kitlesi oluşturacaklar. Olmayacak hocam. Olmayacak. Beklediklerini bulamayacaklar. Bulamayacaklarının kanıtı, buyurun, araştırma şirketleri Türkiye satında sık sık dini değerlerle ilgili, din adamlarıyla ilgili, dine yakınlaşma, uzaklaşma, dindarlaşma, muhafazakarlık eğilimleriyle ilgili sürekli yeni yeni şeyler yapıyorlar, araştırmalar yapıyorlar. Bakın bakalım, bir tanesinde muhafazakarlık eğilimi artmış mı veya dindarlaşma eğilimi artmış mı? Bir bakın bakalım. Hepsi tersinden ilerliyor. Tersinden ilerliyor. Bu da bize şunu gösteriyor. Bu dönemin yarattığı komplikasyon da bize sekülerlik olarak sonuç verecek. Laikliğin kıymeti daha iyi takdir edilecek. Biz bunu önden söyleyenleriz. Yaşamadan, görmeden bir bakıma önden kestiriyoruz. Fakat milletin geneli o çileyi çekiyor, acısını çekiyor. Ondan sonra düştükten, ağzı burnu kırıldıktan sonra bir şeyin idrak ediyor. Keşke diyoruz, bunları yaşamadan, yorulmadan, yıpranmadan, önceden anlasak da biraz daha bu aşamaları daha çabuk atlatsak, bir aydınlanma ufkuna doğru ilerlesek diye uğraşıyoruz ama olmuyor. Olmuyor. Ben de artık daha kendimi yormuyorum. Yormuyorum artık. Hocam noktayı koyalım. Vallahi... Olmuyor dedik ama bayağı güzel konuştuk, sohbet ettik. Yine çok güzeldi, çok ufuk açıcıydı. Çok sağ ol. Eksik olma. Eyvallah hocam. Ben hep şey örneği veririm. Bir de burada tekrarlamakta bir sakınca yok. İzzettin Yıldırım'ı Hizbullah öldürmüştü biliyorsun zamanında. Onun Eyüp Sultan'daki cenazesine gitmiştim. Eyüp mezarlığında, mezarlıkta defin şeyine. Orada çok bildiğim böyle bir takım İslamcılar bana şey demişti. Ya Ruşen, bunlar bizi de keser demişti. Ya. Hiç unutmuyorum. Ya. Evet. Evet.
Hocam, çok sağ ol. Bakın, eğer şeriat talep edenler önlerine bir şeriat gelirse, bu şeriatın limitlerinin nerede başlayacağı, nerede biteceğine dair hiçbir kimsenin öngörüsü yok. Şeriat kendi kendilerinin Frankenstein'ını da yaratabilir. Onu söyleyeyim. Evet. Çok sağ ol hocam. Teşekkürler. İzleyicilerimize teşekkür ederim üstadım. Teşekkür edelim. Güzel çok günlerde, sağlıklı günlerde tekrar buluşalım, tekrar görüşelim. Sana İnşallah. Güzel cici tatiller dilerim. Sağ ol. İşte hem çalışıyoruz hem tatil yapıyoruz. Evet. Evet. Sana sevdanın yolları, bana bilgisayar başında çalışmalar hocam. Evet, Profesör Mustafa Öztürk'e çok teşekkürler. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.